İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Direniş savaşçıları Meline ve Misak Manuşyan Panteon'da yeniden defnedilecek. Batı Ermenistan'ın evlatları Anahit Mardirosyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Berzor yolu konusu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde görüşülecek. Artsakh'ta nasıl beklentiler oluştu? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri, Berzor yolu boyunca serbest dolaşımın ve nüfusu insani etkilerden uzak tutmanın önemini vurguladı. Fransız siyasetçiler Artsakh'ı destekleme çağrısında bulundu. Bugün Leonid Azgaltyan'ı anma günü. Hovannes Ayvazovski'nin Ulusal Galeri'deki sergi salonları yeniden açılıyor. Direniş savaşçıları Meline ve Misak Manuşyan Panteon'a kabul edilecek. Emmanuel Macron'a yakın bir isim cumartesi günü France Inter'e yaptığı açıklamada Ermeni direnişçi Misak Manuşyan'ın Panteon'a kabul edileceğini doğruladı. Panteonlaştırma organizesi 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek. Manuşyan O Panteon Destek Komitesi'nin kurucusu Jean-Pierre Sakun'a göre Emmanuel Macron'un bir danışmanı Misak Manuşyan'ın Panteon'a uğurlanacağını doğruladı. 18 Temmuz'da 83. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı bu pazar günü kararını resmileştirecek. Panteonlaştırma Misak Manuşyan'ın idamından 80 yıl sonra 21 Şubat 2024'te gerçekleşecek. Kendisine, kendisi de bir direniş üyesi olan eşi Meline'nin de naaşı eşlik edecek. Misak Manuşyan, Manuşyan grubu olarak faşist Nazilere karşı mücadele yürüttü. Bu ünlü Ermeni direnişçi 16 Kasım 1943'te tutuklandı ve 21 Şubat 1944'te 21 diğer direnişçi yoldaşlarıyla birlikte Süren'deki Mont Valérien'da idam edildi. 1915'te Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosidin ardından Fransa'ya sığınan Misak Manuşyan, Manuşyan grubunu kurdu. Fransız Komünist Partisi'ne yakın yabancı direnişçilerden oluşan bu grup, direnişin en aktif silahlı hareketlerinden biriydi. Misak Manuşyan'ın eşi Meline, Paris yakınlarındaki İvri Mezarlığı'nda gömülüdür. O da Ermeni soykırımı Armenosid'den kurtulanlardan biriydi. 1925'te Fransa'da Manuşyan'ın yanında direnişe katılmıştı. Kocası idam edilmeden hemen önce ona dokunaklı bir mektup yazmıştır. Bizi takip edecek ve yarının özgürlük ve barışının tatlılığını tadacak olanlara iyi şanslar. Eminim ki Fransız halkı ve tüm özgürlük savaşçıları anımızı onurla yad edeceklerdir. Misak Manuşyan'ın ünlü sözü: Fransız vatandaşlığı size miras kaldı. Biz ise onu hak ettik. Anahit adlı müfrezenin komutanı Anahit Mardirosyan 1971'de efsanevi Çardaklı köyünde doğdu. Bu köy, Büyük Ayk dünyasının tarihi Utik eyaletinin Şakaşen ilçesinin Haçhisar köyüdür. Bakü tarafından işgal edilmiş ve 1987'de Ermenilerden boşaltılmış bir köydür. Bu köy, Ermenilere ve dünyaya Sovyetler Birliği'nin iki mareşalı Hovannes Bahramyan ve Hamazat Babacanyan, 12 general, 7 Sovyetler Birliği kahramanı vermiş bir Ermeni köyüdür. Ve burada Anahit, bağımsız ve savunucu Ermeni ruhunun niteliklerini yoğunlaştırarak kahramanlar asasını eline alacaktı. Ve o vahim anda ana vatan için mücadele ve zaferin savaş çağrısını seslendirmek için Ermeni kadınının cehennemin tüm aşamasını, tüm sınavlarını geçmesi gerekecekti. Bakü'de yaşarken her gün korkunç olaylar duyuyor ve tanık oluyorlar. O ve kocası çocukları alıp Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelmeye karar verirler. 27 Ekim 1989 sabahı yola çıktılar. Ancak yaşadıkları mahalleden ayrılırken aralarında komşu oğlunun da bulunduğu vahşi bir çete yollarını kesip iki oğlunun ve kendisinin gözleri önünde kocası Viktor'un kafasını kesti. Anahit ve oğulları mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve havaalanına ulaştılar. Oradan bir Nerbaltık uçağına binerek Yerevan'a gittiler. Daha sonra Anahit'in ailesinin yanına Ermenistan Cumhuriyeti'nin Davuş bölgesindeki Bagrataşen köyüne taşındılar. Ekim 1991'de çocuklarını ailesinin yanında bırakarak intikam almak için cepheye gitti.
asker kabul ve toplama merkezinde yaşından çok daha genç göründüğü için onu kabul etmediler. O 24 yaşında 45 kilogram ağırlığındaydı. Ancak Azeri dilini bildiği için savaş alanına hemşire olarak gidebildi. Maraga'da kurtardığı 13 asker iyileştirildikten sonra Arkaditer Tadevusyan'ın gözetiminde Anahit adlı müfreze oluşturuldu. Barkev Sırpazan bu mangaya Rusya'dan gelen özveri askerden oluşan 14 kişilik Kutsal Haç adlı grubu ekledi ve böylece keşif ekibi oluştu. Nisan 1992'den itibaren Anahit Mardirosyan Anahit müfrezesine liderlik etti. Aynı yıl geri çekilen düşman Drompon köyünde beklenmedik bir pozisyon aldı ve şiddetli bir direniş gösterdi. Anahit ekibi düşmanı kuşatmayı başardı ve 14 kişiyi esir aldı. Bunlar arasında Anahit'in babası Azeri, annesi Ermeni olan Bakü'deki komşusu da vardı. 26 Ağustos 1993'te Mardagert'te bu yiğit Ermeni kadının yanında bir top mermisi patladı ve ardından kadın yaklaşık 6 ay kör kaldı. 1992-1994'te Anahit Mardirosyan, Artsakh'lı Karabağ Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesinin Mağavuz, Garmiravan, Metşen, Horata, Drombon ve diğer öz savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. Birkaç kez yaralandı. 1994 yılından itibaren Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldı. 2010 yılında Anahit Mardirosyan Cesaret Madalyası ile ve 2014'te 2. dereceden Vatan Hizmetleri için madalyası ile ödüllendirildi. Ancak kahramanımızın gerçek ve en kutsal ödülü Anavatan ve onun kahramanca mücadelesidir. Eski Ermeni takıları karmaşık tasarımlarla ve altın, gümüş, bronz gibi farklı metaller, ayrıca yakut, zümrüt ve elmas gibi değerli taşlar dahil olmak üzere çeşitli malzemelerin kullanımıyla bilinir. Eski Ermeni takılarının bazı temel özellikleri şunlardır. Eski Ermeni takılarının güzelliği ve işçiliği nedeniyle çok değerli olduğu ortaya çıktı. Bugün Ermeni kültürel mirasının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor ve hala modern Ermeni kuyumcular tarafından üretiliyor. Eski Ermeni takılarının genellikle sembolik bir anlamı vardı. Örneğin birçoğunda yaşam ve enerji kaynağı olarak kabul edilen güneş sembolü yer alıyordu. Diğer semboller arasında haçlar, yıldızlar ve kartal, aslan gibi hayvanlar vardı. Ermeni takıları bölgeye göre tarz ve tasarım açısından farklılık gösteriyordu. Örneğin Lori bölgesinin kuzey kesiminde gümüş mücevherler ünlüyken Sünik'in güney kesimlerinde değerli taşların da bulunduğu altın mücevherleri daha yaygındı. Orme ve Arme ile ilgili ilginç bir hikaye var. Binlerce yıl önce dünyanın pek çok halkı Ermenileri ve Ermenilerin ülkesini Orme veya Arme olarak adlandırdı. Bu Urartu yazıtlarında da kanıtlanmaktadır. Orme'nin ilk çalışmasının temeli şu anda Dilican'ın Jeolojik Müze Galerisi'nde bulunan Urartu dönemine ait yılan başı biçimli bronz bileziktir. Orme, tarihin zengin ve unutulmuş katmanlarını kendine özgü bir şekilde uyandırma misyonuyla yaratıldı. Mücevheri yeniden canlandırarak unutulan köklere gitmek, oradan da kendi değerlerinden beslenerek dönmek mümkündür. Artsakh Cumhuriyeti'nin insan hakları savunucusu Geram Stepanyan, News IM muhabiriyle yaptığı görüşmede Berzor yolu konusunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde görüşülmesi kararını olumlu değerlendiriyorum ifadesinde bulundu. Ona göre Bakü ablukası nedeniyle oluşan insani durumla ilgili gerçeği yansıtan bir karar alınmalı. Bakü hükümeti üzerinde uygun bir uluslararası baskı yok. Bu, Bakü'nün cezasızlık ve müsamaha ile hareket etmesini sağlıyor diye de ekledi. Stepanyan, Bakülü yetkililerin çağrıların dilini anlamadığından ve suç faaliyetlerinin sonuçlarını hissedene kadar aynı ruhla devam edeceğinden emin. Ona göre uygun cevap Bakü'ye karşı yaptırımların uygulanması olabilir. Bakü ancak olayların bu gelişmeleri durumunda davranışını yeniden gözden geçirebilir. İnsan hakları savunucusu Stepanyan, ekonomik çıkarları temelinde Bakü'ye yaptırım uygulamaktan kaçınan Avrupa Birliği'ndeki son tartışmalarla ilgili hayal kırıklığını da dile getirdi.
Artak Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, enerji krizi nedeniyle sarsak rezervuarındaki durumun ekolojik bir felakete yaklaştığını ve kaynakların birkaç kez azaldığını söyledi. Durum aynı hızla devam ederse Artsakh kışın bir enerji kriziyle karşı karşıya kalacak. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporunda bu konuya da değinilmesini umduğunu ifade etti ve halkın donma ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için Bakü'ye baskı yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda öncelikle Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avrupa Birliği'nden destek bekliyoruz, dedi. Batı Ermenistan hükümeti, Artsakh insan hakları savunucusunun uluslararası kurumların Artsakh halkının kaderindeki rolünü vurgulamasından memnun. Ancak belirttiği gibi Bakü yetkilileri insani çağrıları anlayacak kapasitede değil ve bunları göz ardı ederek öldürücü politikasını sürdürüyor. Artsakh kaderinin yalnızca kendisinin efendisi olduğunu anlamalı ve Boğosnubar tarafından yeniden yaratılan Ermenistan devletinin bir vilayeti olduğunu hatırlayarak tüm sorunlarını kendi elleriyle çözmelidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 53. oturumu 19 Haziran'da Cenevre'de toplandı. Gündemin ikinci maddesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Avusturyalı Faulkner Türk, insan haklarının dünyadaki mevcut durumuna ilişkin bir rapor yayınladı. Güney Kafkasya bölgesine atıfta bulunarak özellikle Ermenistan Cumhuriyeti ve Bakü makamlarını barış çabalarını insan haklarına dayandırmaya çağırdı. Komiser, Berzor yolu boyunca serbest ve güvenli dolaşımın ve sivil nüfusu insani etkilerden uzak tutmanın önemini vurguladı. Avusturyalı Faulkner Türk, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yıllardır Güney Kafkasya bölgesindeki fiili otoritelerin etkin kontrolü altındaki bölgelere erişim sağlamaya çalıştığını kaydetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları yapılarıyla temas olmaması ve onlar tarafından düzenli olarak izlenmemesi durumunda insanların daha savunmasız hale geldiğini vurguladı. Türk ayrıca Birleşmiş Milletler'in bu alanlara erişiminin insan hakları değerlendirmeleri yapılmasına, insanların ihtiyaçlarını karşılanmasına ve güven inşa etmesine yardımcı olacağını vurguladı. Batı Ermenistan hükümeti Birleşmiş Milletler Komiserinin raporunda karşılıklı güven çağrılarını değil, Bakü yetkililerinin savaşçı ve soykırımcı Armenositçi adımlarını frenleyecek ve Artsakh'ın yerlilerin haklarını yerine getirecek daha pratik adımlar için bir çağrı okumak isterdi. Sadece insani yardım meselenin çözümü değildir. Bu sadece geçici bir müdahaledir. Kaldı ki bölgenin sürdürülebilir barışa ve kalkınmaya ihtiyacı vardır. Lurer adlı Ermeni gazetesinin yazdığına göre Fransız Le Figaro gazetesi ülkedeki Cumhuriyetçi Parti'nin 170'ten fazla milletvekili, senatörü ve bölgesel organlarının seçilmiş başkanlarının Artsakh'ın planlanan sonunu ve bölgedeki Ermeni nüfusuna yönelik katliam tehlikesini önleme çağrısını yayınladı. Siyasetçiler tarafından yapılan açıklamada özellikle şunlar belirtiliyor. Burada yükseltmek istediğimiz bir alarm. Bu, Artsakh Cumhuriyeti'nin kendi kaderini tayin hakkının planlanan sona ermesine ve o bölgedeki Ermeni nüfusun toplu katliam tehdidine karşı sessiz kalmak istemeyenler için endişe vereceği bir alarmdır. 2020 sonbaharında Bakü zaferinin ardından Ermenistan Cumhuriyeti kendisini çok zayıflamış ve savunmasız bir durumda buldu. O zamandan beri Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bakü rejimi ile barış görüşmeleri dengesiz güçlerin koşullarında gerçekleşiyor. Rusya'nın fiili ve hukuken müttefiki Bakü, İlham Aliyev'in birkaç gün önce hatırlattığı gibi Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal edilmemiş bölgesinde 6 aydır orada yaşayan 120 bin Ermeni'yi aç bırakma ve kovma hırsıyla insanlık dışı bir abluka yürütüyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh arasındaki serbest dolaşımı ve aslında erzakı garanti etmesi gereken Rus barış güçleri yetersizliklerini gösterdi. Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat'ta aldığı ablukanın derhal kaldırılması kararı İlham Aliyev için sonuçsuz kaldı. Aşırı silahlanmış Bakü yetkililerinin saldırgan ve talepkar emellerine karşı koymak için yalnız ve yardımsız bırakılan Ermenistan Cumhuriyeti şimdi kendi toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor.
Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı'na resmi başvuruda bulunuyoruz. Fransa müdahale edebilir. Fransa müdahale etmelidir. Biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü hem Ermenistan Cumhuriyeti hem de Artsakh Ermenileri sadece demokratik değerlere sahip değiller. Aynı zamanda bizim için ortak Hristiyan kültürünün öncüsü rolünü de üstlendiler. Bunu yapmakla yükümlüyüz. Çünkü bu 2005'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na olan bağlılığımızdan kaynaklanan koruma sorumluluğumuzu zorunlu kılıyor. Devam eden müzakereleri yeniden çerçevelendirmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yeniden toplayarak müdahale edebiliriz ve etmeliyiz. Bu müzakereleri Kişinev'e kadar olduğu gibi kabul etmek, yani bir zamanlar Kilikya Ermenilerini terk ettiğimiz gibi Artsakh Ermenilerini yeniden terk etme sorumluluğunu Fransa ve Batı'dan kaldırmak, yaklaşan savaşı, Ermenistan Cumhuriyeti'ni ve bölgenin istikrarsızlaştırılmasını kabul etmek anlamına gelir ki bu hepimiz için tehlikeli. Yıkıcı ve yayılmacı güçlerin ilerlediği bir dünyada Fransa, Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan müzakerelerinde dengeyi sağlamak için inisiyatif alabilir ve almalıdır. Burası Ermenistan'dır nokta. Bu sözler Artsakh'ın ulusal kahramanı, fizikçi, askeri figür, hayatının son dakikasına kadar bu fikir için savaşmış Leonid Azgaltyan'a aittir. Azgaltyan, 80'li yıllardaki gösterilerde bunun silahlı bir mücadeleye dönüşeceğini anlayan ve arkadaşlarıyla birlikte silah yapmaya başlayanlardan biriydi. Artsakh hareketinin ilk günlerinden itibaren ulusal kurtuluş mücadelesine katıldı. Leonid Azgaltyan hiçbir partinin üyesi olmama ilkesine hayatının sonuna kadar sadık kaldı. Bir yabancı muhabirin ne renk olduğu, yani hangi partiye mensup olduğu sorusuna Leonid Azgaltyan diz çökmüş ve bir avuç toprak alarak rengin bu toprak renginden olduğunu söylemişti. Bir Ermeni askerinin herhangi bir rengi olmamalıydı. Azgaltyan daha sonra kaderini tamamen ve kesin Artsakh Kurtuluş Savaşı'na bağlayarak önce Şahumyan'da ardından Mardakert bölgesinde hareket etti. Artsakh özgürlük mücadelesine yeni bir ivme kazandırmak için Haziran 1991'de Hovsep Hovsepyan ile birlikte Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh sürülmüş diasporanın çabalarını koordine etmek anlamında da olsa mücadeleye katılan hareketler zincirinde yeni bir kalite olan Kurtuluş Ordusu adlı askeri teşkilatını kurdu ve ömrünün sonuna kadar onun başkomutanı olarak kaldı. Leonid Azgaltyan 21 Haziran 1992 yılında Mardakert bölgesine bağlı Donaşen köyü yakınlarında düşmanın hain kurşunlarıyla şehit düştü. Ölümünden sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin birinci dereceden askeri haç nişanı ile onurlandırıldı. Batı Ermenistan hükümeti her yıl Leonid Azgaltyan'ın doğum gününü kutluyor ve ölüm yıl dönümünde onu anıyor. Azgaltyan modern Ermeni tarihinin parlak figürlerinden biri. Özgürlüğü seven güçleri tek bir bayrak altında birleştirebilen ve Artsakh Kurtuluş Mücadelesi tarihinde hala bir efsane olan Kurtuluş Ordusu'nu yaratan bir adam. Burada her asker yurt dışından gelen özel eğitmenler tarafından yüksek düzeyde eğitildi ve Ermeni ordusunun savaşçı ruhu burada şekillendi. Sevinç ve gururla o eğitmenin aynı manganın tüm mücadele yolundan geçen Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan olduğunu kaydedelim. Leonid Azgaltyan ile ilgili röportajı Western Armenia TV'nin YouTube sayfamızda izleyebilirsiniz. Dünyaca ünlü Ermeni ressamı Ovanes Ayvazovski'nin eserlerinin hacim ve sanatsal değer açısından dünyadaki en önemli koleksiyonlarından birini içeren Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi'ndeki kalıcı sergisi 22 Haziran'dan itibaren yeniden açılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi'nden yapılan açıklamada Ermeni ve İncil temalı resimler, huzurlu ve lirik, çalkantılı ve fırtınalı, gizemli gece deniz manzaralarıyla yenilenen ve modernize edilen salonlarda yaklaşık 50 resim ve grafik eserlerin halka sunulacağı bildiriliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Anuş Sirun Horotyar adlı eseri sunuyoruz. Ma
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.